Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Bağdat Caddesi'nden sesleniyorum. Neden buradan sesleniyorum? Çünkü bugünün videosunun konsepti birazcık böyle size Bağdat Caddesi'ni tanıtmak. Bağdat Caddesi'nde ne, nerede yapılır, nereden ne alınır konseptli bir video. Çünkü benim bu hayatta en iyi bildiğim şeylerden biri de Bağdat Caddesi. Ben böyle doğma büyüme buralıyım. İşim burada, evim burada, bütün ailem, bütün arkadaşlarım, bütün çevrem burada. Sonradan edindiklerim hariç. Ama gerçekten Avrupa yakasına sadece gece kulübü ve yemek yemeye gidiyorum. Akşamları o da yani. Gündüz bile hiç gitmiyorum. Zorluymuş, isteyen parkmış, kanyomuş. Beni oralarda göremezsiniz. O yüzden size burada böyle acil durumlarda yapılabilecek ya da böyle bir yemek yemeye çıktığınızda neler yapabilirsiniz, böyle ufak tefek sevdiğim yerler hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi ilk durağımız en sevdiğim restoran. Restore Noir'a gidiyoruz. Size biraz orayı göstereceğim. Yemek yemeyeceğiz. Sadece size orayı gösterip tanıtmak istiyorum. Gidelim. Şimdi Restore Noir'a geldik. Giriyoruz içeriye. Ercücüğüm şöyle çekelim. Biraz içeri çekeceğim. Özel günlerinizde bu odayı kiralayabiliyorsunuz. Fix menüsü falan da var. Şöyle gösterelim. Böyle tüm restorandan izole oluyor. Çok güzel. Böyle bu bar şeklinde kapısı var. Kapanıyor ve oraya istediğiniz müziği getirip eğlenebiliyorsunuz. Burada genelde böyle hani şöyle söyleyeyim, haftada iki kere falan yemek yemeye çalışıyorum. Çok güzel işte makarnaları, salataları, etleri, ne bileyim başlangıçları, böyle şarap falan seviyorsanız çok güzel Alçıtepe burada var. İnanılmaz güzel bir restoran. Aklınızda olsun, Restore Noir hepsinin altına yazacağım. Şimdi Restore Noir'dan çıktık. Benim haftada 3-4 kere mutlaka gittiğim Zara hemen ileride. Burası Suadiye Işıklar. Şimdi burada gördüğünüz gibi ikinci evim Zara var. Gerçi bu araki fiyatlar birazcık sarstı beni. O yüzden çok fazla bir şey almamaya çalışıyorum Zara'dan ama bu hemen Zara'nın sokağından girdiğiniz zaman, şu an girmeyeceğim, Suadiye Otel var. Suadiye Otel'in içinde Café de Paris restoran var. Aynı zamanda yazın bahara kadar da şeyim, terası da var. İnanılmaz güzel bir manzarası ve çok güzel et ve patates kızartması yiyebileceğiniz bir restoran. Hemen onun karşısında Mirror diye bir yer var, kokteyl içmek isteyenler için. Şimdi ama biz sokağa girmiyoruz. Direkt Bağdat Caddesi'nden dümdüz devam edeceğiz. Yanlışlıkla böyle garip böceklere rastlayabilirsiniz. Şimdi yolumuza Katel'e devam ediyoruz. Böyle bu güzergahta şu anda olmayan bir yerden bahsedeceğim. Katri sen de gel, sen de bahset. Şimdi normalde şurada bir ara var, göstereceğim. Bak ileride Starbucks'ı göreceksiniz. O Starbucks'ın arasından girdiğiniz zaman orada eskiden Cafe P vardı. Ertuğrul, bu şeyde falan, Asmalı'da falan olan Cafe P gibi. Bütün Bağdat Caddeli gençlerin hepsi orada takılırdı. Ve oraya böyle yaşım tutmazdı, giremezdin ve oraya girmek için ölürdün. Çünkü bütün gençlik orada takılırdı. Müzik çalardı şikayet gelene kadar. Orası böyle çok müzikli. İnanılmaz güzel bir yerde. Orası kapandı ama gerçekten benim böyle ergenliğimin ve gençliğimin en güzel dönemleri orada geçti diyebilirim. Hemen buradan böyle girdiğiniz zaman sağ taraftaydı. Burada
solumuzda Vakko var. Vakko'ya yılbaşı zamanı gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü burası hayatınızda göremeyeceğiniz kadar güzel süsleniyor. Gerçekten inanılmaz dibi düşüyor herkesin. Böyle. Bu Vakko Vakko Wedding değil ama normal Vakko. Gerçekten çekmem. Şimdi çekmem. Bu tarafta H&M var. Daha kaç sene oldu burası açılı bilmiyorum. Çok uzun zamandır yok ama. Burada H&M, burada. Mango var. Ben mangoya çok bayılmıyorum ama H&M'i çok seviyorum. Hemen karşı çaprazda Vetsina var. Vetsina çok güzel ayakkabılar var gerçekten. Vetsina'yı da seviyorum. Burada anlamsız bir çakra mağazası var. Çok büyük. Burası daha yeni açıldı. Bir ay falan oldu. 4 katlı bir çakra mağazası. Hemen onun altına Grandma açıldı. Grandma neredeydi? Bebek'te mi? Bebek'te var. Akmerte. Burada gördüğünüz gibi hemen çakranın altına Grandma açıldı. Burada da dün çift katlı çikolatalı ıslak kek yedim kahveyle. Çok güzel böyle tatlıları, kekleri falan kahve için. Kahvaltı da güzel sanıyorum. Bağdat Caddesi'nde 3 adımda bir pilates stüdyosuna rastlayabilirsiniz. Her yerde olduğu gibi. Burada da pilatesten adım atılmıyor. Güzel bir şey. Değil mi? Hareket. Açma gelme. Benim eskiden spor salonum... Ay yoruldum ha konuşmaktan da. Benim eskiden spor salonum hemen bu sokaktaydı. Şimdi taşındılar, sizi spor salonuma götüreceğim sanıyorum. Hemen sağ tarafta Sunglass Hut var. Gözlük buradan alıyorum genellikle. Geçmiyorum. Ve Nars var burada. Şurada Borsa Restoran göreceksiniz. Biraz ilerleyelim. Şimdi araba geldi. Şurada Borsa Restoran göreceksiniz. Borsa evlere servis yapıyor. Aynı zamanda da self servis ev yemeği çıkıyor. Çok seviyorum. Artık gerçi hani stüdyoda yiyorum ama hani çalışmadığım zamanlarda hep oradan yiyordum. Çok fazla çeşit ev yemeği var ve inanılmaz iyi. Mavi'nin olduğu yerde eskiden Forever New vardı. Benim ergenlik dönemimde böyle doğum günlerine falan giderken oradan elbise alırdım. Şimdi artık yavaş yavaş Şaşkın Bakkal'a geldik. Şaşkın Bakkal artık Bağdat Caddesi'nin en merkezi yerlerinden biri oluyor. Tam ortası. Buranın imzası aslında şeydir. Marks & Spencer'dır. Tam böyle buluşma noktasıdır Marks & Spencer ve hemen çaprazı Boyner. Şimdi size şöyle göstereceğim. Şurada eskiden bir dershane vardı. Beni dolandırdı. Kaçtı. Haberleri çıktı. Adam oradan öğrendi. Burada Nike var. Uzun zamandı. Burası tam artık Bağdat Caddesi'nin göbeği gibi bir şey oluyor. Bu Marks & Spencer böyle hani 150 yıldır falan burada. Ve tek buluşma noktası diyebilirim Şaşkın Bakkal'da. Burada Old English Pub var. Bu da başka bir yerde var mı bilmiyorum ama çok güzel gerçekten. Böyle oturup bira içip, kola içip, bir şey yapıp böyle caddeden geçenleri izleyebiliyorsunuz. Tam böyle şeyde, kenarda duruyor. Boyner var. Yine buluşma noktalarımızdan bir tanesi. Hani bu oynar dediniz mi artık herkes biliyor zaten. Şimdi biraz ilerleyelim. Burada kahveciler var. Yok. Burada biraz kahveciler var. Katre, sen oldun olası buralı mısın? Ben lise yıllarımda hep buradaydım. Aynen ben de yani hiç bir yere gitmedim biliyor musun? Bir ara bir karşıya taşındım ama 6 ay falan sürdü. Şimdi Nezih Kitap Evi yine artık klasikleşmiş mekan. Nezih'te de buluşulur önünde falan. Hemen Stok kafeyi görüyorsunuz. Onun hemen arasından girdiğinizde zaten benim stüdyom. Şimdi böyle kızıl kayalar var. Sarhoşluk zamanları ıslak hamburger yemek için ideal yerlerden bir tanesidir. Çok genelde sıra olur burada. Şey göstereceğim size. Böyle acil durumlarda bir yere gitmem gerektiğinde, ne acil olmasın genel olarak bir yere gitmem gerektiğinde, bir gece kıyafeti lazım olduğunda nereden alıyorum onu göstereceğim. Onun dışında burada Beyoğlu Butik var. Genelde bildiğim kadarıyla çoğu yerde var. Beyoğlu Butik'i de göstereceğim. Bir de böyle takı tuku nereden aldığımı göstereceğim. Hepsi böyle zaten aşağıda pasaj gibi bir yerde, oraya gidelim. Thank you.
dükkana geldik. Pink Perle Butik. Burada genelde self portrait falan bu Beymen markalarından da bulabiliyorsunuz. Hemen girelim size birkaç model göstereyim. Aslında normal çocuklar falan filan da var. Ama hani kaçını sen de göster mesela. Kaçını ben de. Burada şöyle hani şey bunun bende o güzelmiş aslında. Yani birkaç tane böyle model gösterelim. Sen de beğendiğim bir şey gösterelim. Bağdat Caddesi'nde olduğunuz sürece sürekli bir lene rastlaştık. Şimdi ben YouTube'a bir video çekiyorum. Bağdat Caddesi'nde sevdiğim mağazaları dolaşıyoruz. Bir pink perle ektim. Burayı da böyle kısa çekebilir miyiz? Tamam, burayı da anlatayım o zaman. Çekiyoruz değil mi şu anda? Buradan genelde, ya bu aralar aslında çok fazla çıkamıyorum ama bir takı alacaksam mutlaka burada varım. Nazen de alıp burada. Tamam da çekeyim. Merhaba. Biraz gösterelim var şu takı. Şöyle sen bir geç. Deli kızın çeyizi gibi buradan ben kendimi çok iyi biliyorum. Yani 16 kolye falan da kollarım buraya kadar falan çıktım biliyorum buradan. Manyaklık bu yani. Hiç duramıyorsun işte. Burada da eğer hani böyle zaten son zamanlarda Instagram'da gördüğünüz her şeyi burada bulabilirsiniz. Zaten inanılmaz güzel kendilerine özgü de çok güzel tatları var. Yani ben bayılıyorum. Buraya bir bakın derim. Şeyde. Şaşkın bakkal derim. Ben zaten Instagram'da da biz yazarız aşağıya. Bulabilirsiniz. Çok sıcakladım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir de bekliyorum. Hoşça kalın. Aa, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Böyle genelde işte sweatshirtlerimi, tişört, tight falan olacaksam ya bu Beyoğlu'nu alıyorum ya da Holy Loli'den alıyorum. Başka genelde bir yerden almıyorum. Haberiniz olsun. Ya Beyoğlu ya da Holy Loli oluyor sweatshirtlerimi falan. Merve'cim hadi. Bakma sen boş ver. Hadi gel.
metroda fotoğraf çekerken hemen anlatayım. Böyle şaşkın bakkalda Boyner'in sokağından itibaren ara sokaklara girdiğinizde hep böyle bu tipler görebilirsiniz. Bunlar benim en sevdiklerim ama genellikle böyle tüm ara sokaklarda en çok Boyner'in sokağında var diye biliyorum. Bir sürü ufak ufak butikler var. Fiyatları pahalıdan ortaya doğru gidiyor çoğunun. İnanılmaz ucuz olanları yok. İnanılmaz ucuz olanlar da genellikle daha böyle basic şeyler. Tight'lar, tişörtler falan. Ne bakıyorsun oradan? Öyle. Bakışım. Aman merkezden güzel değil mi? Şimdi ilerleyeceğiz. Size nihayet sadece Bağdat Caddesi'nde olan bir restoranı göstereceğim. İsmi de zaten Cafe Cadde. Çok güzel. Hemen Midpoint'in karşısında oraya gidelim. Gidelim. Valla mı? Valla 40 lira. Hayır, yürüyerek soruyoruz. Pilav çekiyor adam. Video çekiyor ama çok güzel. Teşekkürler. Manken gibisin. Manken zannediyorsun valla. Sen de çok güzelsin kızım. Sen de çok güzelsin. Bana dedi, sen güzel miyim, yakışıklı mı? Sen de bozulma diye sana böyle bir ablanın burnu yapılır. Burası Barış Büfe. Burası da Kızılkayalar gibi. İnanılmaz iyi tostu, döneri olan büfelerimizden biri. Bağdat Caddesi'nin incisidir. Han, Han'a gelmek isterseniz mutlaka İskender yiyin. İnanılmaz. Adım bu arada mi? Bir şey söyleyeceğim. Hayatımda gördüğüm en çeşitli salata menüleri var Han'da. İki sayfa falan salataları var. Ve kebapçı gibi bir şey aslında. Nasıl oluyor anlamadım. Ama çok iyi. Han'ı çok seviyorum. Yani köfte, piyaz, soğanlı piyaz, soğan. Tam onluk güzel bir yer. Şimdi Cafe Cadde'ye geldik. Hemen soyunumu bir Midpoint var. Bu arada Merve'ye kaç hiç bakmıyoruz yani. Geliyorlar herhalde. Benim eskiden evim şeydeydi. O ilk gittiğimiz Brasserie Noir'ın hemen karşı sokağındaydı. Şimdi ben biraz daha ileriye Ethem Efendi'ye taşındım. Ama hala caddedeyim yani. Şurada Freak Shakes diye bir yer açıldı. Hiç gitmedim. O yüzden şu anda mutlaka gidin gibi bir şey söylemeyeceğim ama resimlerden falan gördüğüm kadarıyla böyle çok güzel rengarenk milkshake'ler falan yapıyorlar. Çok bilmiyorum ama böyle tam fotoğraflık şeyler yapıyorlar. Burada kırmızı var hemen arada. Eğer buraya geldiğinizde göremezseniz çok arada kalıyor çünkü, o yüzden. Bu arada hemen şöyle çek Marmed'i. Şurada Marmed'i görüyorsunuz. Marmed'de de lazere gidiyorum. Burada lazer gidiyorum. Benimki şey Soprano Ice diye bir alet benimki, böyle acısız. Ama galiba iğneliler daha çabuk bitiriyor diye biliyorum kılçı işlerini. Benimki acısız diye çok bitiyormuş gibi hissetmiyoruz. Aynen. Aynen her şey. Bu bilgiye ihtiyacımız vardı. Şimdi buradan ışıklardan şeye gidelim, elma odayı bir göstereyim. Yavaş yavaş Erenköy'e geldik. Ben daha fazla ilerisini size göstermeyeceğim. Cadde Bostan'ı gösterelim mi? Gösterme. Anlatacağım ama göstermeyeceğim sanırım. Çünkü benim en çok vakit geçirdiğim yerler buralar. Şimdi daha iyi turumuz devam ediyor. Burada Magnum var. Sen kendin mi tabii? Yanlışlıkla ayağındaydın. Üstü yapısan. Buradan karşıya geçelim Ertuğ'cum. Size bir yer göstereceğim. Nazlı ne? Abiyelerden konuştuk. Hani bu benim bahsettiğim şeyler. Pink Perla'dakiler birazcık daha böyle düğünlük değil aslında. Acayip düğünlük değil, böyle çok gösterişli elbiseler yok. Bir tık daha abiye olsun, taşlı tuşlu, kullu, inanılmaz abartı bir şey olsun derseniz Ayşe Ezroz gerçekten bu konuda çok iyi. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde mutlaka Ayşe Rose'dan kıyafet bulabiliyorum. Gerçekten tavsiye ederim böyle elbise arayışlarınızda falan. Ama şimdi sizi bir yere götürüyorum. Genelde bunu böyle hani gittiğim düğünlerde taglediğimde görüyorsunuzdur. En Moda Davet diye bir yer var burada. Hem satılık hem kiralık elbiseler var. Biraz fiyatları da sorabilirim. Genellikle ama böyle daha high quality, daha marka elbiseler satıyorlar ya da kiralıyorlar. O yüzden kiralama fiyatları bile genellikle böyle 500-800 arası değişiyor elbiseye bağlı olarak. Satın alırsanız tabii bir tık daha fazlası oluyor ama elbiseler gerçekten çok güzel. Şimdi bir bakalım, kiralama seçeneğin olması çok iyi. Mesela Merve, sen de modelisin. Bayılırım. Şimdi hemen Diva'nın karşı sokağından girdik, dümdüz iniyoruz. Mesela şöyle
sol tarafı çeker şu. Yani mesela böyle yerler var ama bana da üstteki gibi. Ama bana çok pahalı geliyor öyle yerler. Yani abinin ablanın düğününe falan gitmediğin sürece o kadar para vermek çok saçma bir gece elbisesinde bana. Bir gün bir kere giyeceğin bir elbise için. Evet, şimdi geldik en modadayız. Böyle birazcık size göstereyim ne tarz elbiseler var falan. Tabii her elbisenin her bedenini bulmanız mümkün değil. Ama çok çeşitli böyle sizin bedeninize göre de elbiseler var. Satılık bölümü var, kiralık bölümü var. Ben ailemin tanısıyla düğün kıyafetleri buradan almış. Aynen. Yani mesela böyle hani inanılmaz güzel ama hani bunu nereye giyeceğimi bazen düşünüyorum. Yani birazcık daha size böyle kısa elbiselerden de gösterebilirim. Bakın şöyle gösterelim. Böyle arkadaşımızın kınasına falan giymeniz için bence çok güzel seçenekler. Ben bunu açtım göstermiştim. Bunlar sanıyorum, bunların hepsi kiralık değil mi? Onlar satılık. Karışık. Burada da kısa var mı? Aa, bak burada. Şöyle. Ayağım. Mesela ne? Mesela bunun ne kadar ki? Bu kiralık mı? Kiralık. Ne kadar kirası? 750. 750'ymiş mesela bu kirası. 3 gün gibi bir süresi var sanırım. 4 gün mü? 4 gün gibi bir süresi var. Alıyorsunuz sonra geri geçiyorsunuz. Ben unutuyorum bazen de geri getirmiyorum falan. Ama çok utanıyorum. Neyse yani getiriyoruz sonuçta bir şekilde. Böyle yani eğer böyle bir yere gideceğiniz zaman elbise satın almak almamak isterseniz buradan gelip kiralayabilirsiniz. Bu da hemen Diva'nın karşı sokağında Erenköy'de. Hadi koçum. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi sizi spor salonuna götürüyorum. Boks yaptığım yere. Ben yaklaşık 2,5 yıldır falan boks yapıyorum. Neden hala böylesin diye soracak olursanız inanılmaz derecede yemek yediğim ve yemek yemeyi sevdiğim şey olabilir ama inanın bana yediğim şeylere bakarsanız iyi bileyim yani. Bu spor birazcık dengeliyor beni. Yiyip içip ertesi gün spora gidiyorum. Şimdi bahsetmiştim gerideydi yerleri, taşındılar. Burada aslında iki tane salona gidiyorum. Şimdi sizi ben Apache Fight Club'a götüreceğim. Yani benim boks salonuma. Ama onun üst katı da benim fonksiyonel antrenman yaptığım Puja Fitness. Orayı da göstereceğim. Buraya neredeyse haftanın 6 günü gelmeye çalışıyorum. Bir gün ona, bir gün ona gelmeye çalışıyorum. Buradan girelim. Yavaşıklı boks hocam. Sertan Yavuz. Bir daha var. Sertan Yavuz. Kendisi namı değer Afak Sertan. Ama genelde asla. Ama genelde Sertan Hoca ders veriyor burada. Fahri Fahri burada. Fahri. Evet. Ah benim boksaleden arkadaşım. Tara. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle bir yüzeysel anlatalım burada ne yaptığımızı falan filan. Fahri bugün izinliydi o yüzden. Böyle giyinmemiş. Sen hoca da anlattı. Sen de dur. Ne anlatayım? Hani hafta yani aslında ben buraya ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Neler yapıyoruz böyle daha temel hareketleri falan göstereyim diye bir video düşünüyorum ama hani ne yapıyoruz diye bir böyle genel bir şey yapabiliriz. Mesela haftada kaç gün yapmaları lazım? Herkes yapabilir mi? Haftada en az 3 gün yapmak lazım. Biz tabii kickbox, muay thai antrenmanları yapıyoruz. Bu kadar sıcak ki. Öğrenim sen anlat. Farklı mı olur? Hala kaç gün yapıyor abi? Haftada 3 gün yapıyor hala. Oltu dedik buraya gelirken. 3 günde fonksiyonel yapıyor. Bayağı sağlam antrenmanlar yapıyor. Çok acayip sıcak. Peki, yapmıyor muydun? Yapıyor değil yani. Bu arada Sertan hocam da vegan. Veganların ilgisi çekebilir bu durum. Kendisi sporcu olup da et yemeyen nadir insanlardan bir tanesi. Bari sen de gitsene.
Ay seni yerim, kıyamam ben sana ya. Ben şu an çok kafalarda değilim yani. Evet, ne anlatmamı gerekiyor? Tamam yani öyle geyik yapıyoruz. Ben buraya ayrıca geleceğim zaten. Aynen. Şimdi böyle bir salona falan çekeyim. Ben buraya gelmeye çalışıyorum. Genelde gelmiyorum. Çünkü neden? Bana genelde hiç boş saat ayırmıyorlar. Bunların böyle duyduklarına sakın bakmayın. Size derler ki gel başlayalım, çok güzel seni zayıflatacağız falan derler. Ama asla verdikleri sözleri tutmazlar. Ya nasıl bir yalancısın? Geldiğinde 300 kiloydu şimdi. 45 kilo oldu. Bir şey söyleyeceğim. Genelde hep ararım. Mesela bir kere şöyle bir şey oldu. Fahri ile oldu. Dedim ki ben yarın 10'da geleceğim. Onlar da he okey falan dediler. Sonra ben buraya saat gerçekten 10'da geldim. Ona iki kişi daha almışlar. Fahri bana diyor ki ben senin geleceğini hiç düşünmediğim için yapmadım. Genelde antrenmanı bazen sattığı için ihtimal vermemiştim. Sonra bana hiç saat vermemeye başladılar. Geleyim mi diyorum, gelmiyorlar. Akşamları burası zaten çok kötü oluyor. 16 tane erkek birbirini dövüyor. O yüzden zaten akşamları gelmemek lazım Ertuğ'cum. Öyle. Hadi bakalım. Apache Fight Club Instagram'larına bakarsınız. Şimdi spordan çıktık. Aslında cadde boşuna yürümek isterdim ama yürümek istemiyorum. O yüzden de size şöyle çok kısa anlatayım. Barlar Sokağı var. Barlar Sokağı'nda çok güzel rakı içecek salaş yerler var. Eğer böyle bir zevkiniz varsa Barlar Sokağı gerçekten çok güzel. Onun dışında Bağdat Caddesi tarafında yapılabilecek aktivitelerden biri de Caddebosan sahildir. Ama artık çok Bağdat Caddeliler Caddebosan sahili inmiyor. Çünkü orası biraz artık değişik ve çirkin bir kitle olmaya başladı. O yüzden daha çok Moda, Fenerbahçe taraflarına gidiliyor sahil olarak. Ama zaten havalar da artık çok soğudu. Caddebosan sahile falan inmeyin bence. Barlar Sokağı gayet güzel. Onun ilerisinde artık daha fazla böyle çok inanılmaz şeyler kalmıyor. Gerçekten hayat aslında Suadiye ve Erenköy arasında ya da Caddebosan arasında. Yani bulabileceğiniz her şeyi buralarda bulabilirsiniz. Şimdi biraz geri yürüyoruz. Stüdyonun oraya gidelim. Oradan da kapatalım. Bak. Gördüğünüz gibi şu anda stüdyonun olduğu binadayım ve hemen altımızda Oktay kuaför var ve Aytekin Bey kuaförümüz. Kameralara bir merhaba diyelim. Merhabalar. Hoş bulduk. Böyle hemen Aytekin Bey buradan böyle alıyoruz. Sonra yukarıya götürüyoruz ve saçınızı yaptırıyoruz olan. Hemen yukarı gördüğünüz yuvarlak logolu yere. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Aytekin Bey? Herkese tüm hayranlarınıza selam var mı? Taşlar Aytekin Bey'e emanet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet şimdi kapanış yapabiliriz şurada. Hatta içeri girip dışarıda yapalım. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi size kısa olmadı değil mi Ertuğ? Hiç olmadı. Size Bağdat Caddesi turu attırdık. Neler yapıyorum genelde, neyi nereden alıyorum, ne yiyorum falan filan böyle. Ne yiyorum? Aslında saydığım, bahsettiğim her yerde yiyorum genellikle. Ama bunun daha derin lezzetleri, daha derin restoranlar falan olabilir. Aklıma geldikçe Instagram'dan da paylaşırım. Bağdat Caddesi'ne yol düşenler için umarım güzel bir rehber olur. Buraya geldiğinizde stüdyoya da uğramayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.